Getir götür ya, batır mideye indir. Buyurun usta. Salatası sıcak lavaşı, bundan iyisi Şam'da kayısı. Şu sesi duyalım mı? Şöyle bir çıtırdama sesini. Nasıl eşini gördün, vuruldun mu ona sen? Ha, elektrik aldım. Anadolu'dayız Dağın 360'tan, yeni nesil yayıncılıktan. Herkese merhabalar, ben Lokman Dağ. Ve bugünkü durağımız Aydın Söke. Söke'ye geldiğinizde nerede, ne yenir, ne içilir, nereler gezilir, dilim döndüğünce onu anlatacağım. Aynı zamanda hikayelerimiz olacak, yol hikayelerimiz olacak. Hazırsanız başlıyoruz. Sevgili dostlar, Bodrum yolu üzerinde Söke Sanayi Sitesi'ne geldik. Merak etmeyin, aracımız bozulmadı. Çok güzel bir lezzet için buraya geldik. Aydın deyince akıllara o mis gibi çöp şişler gelir. Peki nedir bu çöp şiş? Hikayesi nedir? Sırrı nedir? Hadi hep beraber ustasından öğrenelim. Sevgili dostlar, benim en sevdiğim bölüme geldik. Çöp şiş. Çöp şiş deyince bende akan sular durur. Bugün hem yapacağız hem de tadacağız. Kimle? Sevgili ustamla. Şeref usta. Şeref ustam, seni bir tanıyalım. İsmim Şeref Başar, işletmeciyim. Yaklaşık 20-25 yıldan beri baba mesleği. Hem sulu yemek hem ızgara bu işi yapmaktayız. Kardeşlerimle beraber, hep beraber bu işi yapıyoruz. Şimdi sanayinin içinde kocaman bir yer burası. Ve çok da lezzetli. Hani artık herkes deriz ya, rüştünüz patlamış bir yer diye. Gerçekten öyle. Ama sende sadece çöp şiş yok. Hayır. Aydın'ın bütün lezzetlerini burada birleştirdin. Hepsi mümkün, hepsi mümkün. Çöp şişimiz var, köftemiz var. Et çeşitler, ete dair ne varsa aklımıza ne gelirse hepsi var elimizde. Kuzu olsun, dana olsun. Hepsi elimizde mevcut. Kebaplarımız var. Her türlü çeşidimiz var. Of 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 of. O zaman hemen söyleyelim. İyi bir çöp şiş nasıl yapılırsa? İyi bir çöp ilk başta yapalım, evet. Etimiz önemli. Biz normalde bonfile kullanıyoruz. Bonfilede sıkıntı yaşarsak biftekin kontrfile var, onu kullanıyoruz. Yani aslında hayvanın sırt kısmı en lezzetli, ızgaralı dediğimiz kısmı orası. Aynen. Aynen. Sevgili dostlar, bonfile bizim için etin mücevher kısmı. Hı. Yani benim hani hep anlatıyorum ya, lokman lokum dediğim, işte lokum dediğimiz bu lokum. Bölge. Şöyle ete göster. Kendi kendine pişiyor zaten. Bunun da çöp şişi bir başka güzel olur. Harika, ağızda eriyecek. Yani dişlere gerek yok. Sadece dil darbeleriyle erimesi lazım. Eriyor da zaten. Yani bu eti de yememek mümkün değil diye düşünüyorum. Aynen, aynen. Şimdi usta, çöp şiş demek aynı zamanda kuyruk yağı demek. Evet. Şimdi kuyruk yağına bakıyorum, şimdi burada hazır çöp şişlerimiz var. 3 et, 1 kuyruk yağı. Niye en altta kuyruk yağı? Normalde esten böyle araya koyardı. Arada olması etleri lazım. Etleri de beslerdi iki eti de. Aynen, aynen. O yağından daha lezzetli oluyor. Ama şu anki yeni nesil kuyruk yağını pek sevmedikleri için, evet, sevmedikleri için en sona koyuyoruz. Yiyen yiyor, yiyemeyen tabağında bırakıyor yani. Çöp içinde bırakıyor onu. Şöyle bir iki tane göstereyim ben size. Bir tane kuyruk yağı, 3 tane et. Evet. Aslında ben de yapabilirim ya, ben seviyorum onu. Şöyle dikkat edin, sadece parmağınıza batırmayın. Aynen. Yeterli. Uzunlamasına. Evet. Şöyle. Bir kuyruk yağı, 3 et. Evet. Buyurun size çöp şiş. Evet. Bu arada etler nereden geliyor size? Etlerimiz, bizim en büyük özelliğimiz zaten o, kendi çiftliğimizden. Tamamen hepsi kendi çiftliğimizden, doğal. Yani doğal hayvanlarımı bir... tanıyorum diyorsunuz. Evet, evet, evet. Ne yediğini biliyor. Aynen, aynen. Ne yedirdiğimizde o zaman biliyoruz, aynen, diyoruz sevgili, aynen, dostlar. Vallahi çok heyecanlıyım ve çok keyifli bir anlamda böyle çöp şişte yapmak.
Şöyle bir kuyruk yağı. Daha kolaymış aslında bu. Evet. 3 tane de et. Evet. Çünkü çok öyle fazla ateş isteyen bir şey değil. Hemen. Şöyle gösteriyorum. Haydi o zaman hemen artık bu sevgilileri buluşturalım. Kimle biliyor musunuz? Ateşle. Ateşle. Etle ateşin aşkı başlıyor. Ve usta, şöyle başlayalım. Şunu sormak istiyorum usta. Etimiz bonfile. Kaç evet. dakika pişireceğiz bunları? En fazla 2 dakika, 3 dakika. Etin suyunu saldırmamamız lazım. Etin suyunu saldırmamak gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü bunun suyu kaçtı mı bu samana döner. Aynen. Değil mi usta? Aynen. Yani bir mühürledin, içinde suyunu bıraktın, biraz pişti. Maksimum kaç dakika? 3 dakika, 4 dakika. 3 dakika, 4 dakika. Ocağın ateşine göre, şu an ocağımız güzel. O zaman size bir ciğerci sırrı veriyorum. Ciğerciler böyle der. At yalnız. Ocağa sırtını dönmeyeceksin. Eğer ocağa sırtını dönersen suyu kurutursun. Ondan sonra kupkuru bir ciğer yersin. Hiçbir şeye benzemez. Evet. Bu da böyle. Bonfile olduğu için 3 dakikada hazır. Getir götür yağ batır mideye indir. Buyurun usta. Bir porsiyonda kaç tane vardı ustam? 10 adet var. 10 tane çöp şiş. 25 lira porsiyonu. 25 lira mı? Evet. Bedava. Evet. Bedava yaptık ama 2021 fiyatı. Bakın sonra birkaç yıl sonra bunu sosyal medyadan izliyorlar. Siz 25 lira demiştiniz diyorlar. Bedava yaptık. Koş. Ve sevgili dostlar, benim en sevdiğim bölüme geldik. Sıcacık, lavaş ve çöp şiş. Normalde şunu şöyle afiyetle yiyebilirsiniz. Birazcık tuz, birazcık da kimyon. Bence bunun lezzetine lezzet katıyor şöyle. Sabaha kadar yiyebilirsiniz böyle. Şu da bir gerçek. Şöyle bol bol. Az lavaş, çok et. Birkaç tanesini böyle koydunuz. Yanına biraz olmazsa olmazımız pişmiş soğanımız. İsteyen biraz biber. Birazcık tuz. Çok az kimyon. Ve şöyle bağladık. Recep, portakal. Bodrum'a gittiğinizde muhakkak uğramanız gereken bir lezzet. Burada bir dinlenin, bu güzel çöp şişlerinizi yiyin. Sadece çöp şiş değil, aynı zamanda muazzam ızgaralar var. Çünkü burası aynı zamanda bir et lokantası. Salatası, sıcak lavaşı, bundan iyisi Şam'da kayısı. Çok çok lezzetli olmuş. Ve ilk defa bonfileden bir çöp şiş yiyorum, onu da söyleyeyim. Çok çok lezzetli. Sevgili dostlar, sadece bir şey söylemek istiyorum. Ben bu lezzete bayılırım.
Sevgili dostlar, Doğan Bey köyüne geldik. Eski ismiyle Karina. Burası bir Rum köyü. Görüp görebileceğiniz en değerli toplu, en güzel köylerden bir tanesi. Doğanın içinde, ormanın içinde taş yapılar o kadar güzel ki büyülenmemek elde değil. Burası zaten Dilek Yarımadası olarak görünüyor. Hemen Menderes Deltası'nın denizle buluştuğu çok güzel bir yer. Aynı zamanda o gördüğünüz güzel taş evlerin bir de mis gibi deniz manzarası var. Burası mübadeleden sonra el değiştiriyor ve Doğan Bey oluyor buranın adı. Yani Söke'nin en güzel köylerinden bir tanesi. Böyle çok fazla Rum köyü var burada ama burası aynı zamanda sit alanı olduğu için burada taş üstüne taş koyamıyorsunuz izin alamadan. O nedenle iyi korunmuş ve çok da güzel evler var. Harika avluları var, küçük şirin böyle pencereleri var, cumbaları var. Burada fotoğraf çekmeye doyamayacaksınız. Yani nereye baksanız ayrı bir fotoğraf karesi gibi burası. Zaten burada da o kadar çok yazar, şair, ressam, sanatla uğraşan insanlar var ki özellikle yaz aylarında burası cıvıl cıvıl oluyor. Yani Mayıs, Haziran'da buraya başlarlar gelmeye ve yaz sonuna kadar burada huzurun içinde, ormanla taşın güzel bütünlüğü içinde güzelce yaşarlar. Şimdi sanki terk edilmiş bir köy, bir kasaba havası var. Aslında birkaç tane yazarımızın, şairimizin şu anda burada olduğunu biliyoruz. Ama büyük bir ihtimal kitap yazdıkları için veya şiir yazdıkları için de çok fazla onları şu anda burada da göremedik. Eğer siz de Söke'ye gelirseniz, Aydın'a geldiğinizde muhakkak uğramanız gereken yerlerden bir tanesi bu Doğan Bey Köyü. Yani gelmezseniz, hani hep söylerim ya bir yanınız eksik kalır diye. Bence bir yanınız eksik kalır. Peki bu köyü başka nereden hatırlıyorsunuz biliyor musunuz? Aslında eğer izlemişseniz o güzel filmi Entelköy, Efe Köy'e karşı Şahin Irmak'ın da başrolünde oynadığı çok güzel bir filmdi. Orada eski Efe Köy'le yeni gelen yazarların çatışmasını anlatan çok güzel bir filmdi. Entelköy, Efe Köy'e karşı. İşte o filmin de birçok sahnesi yine burada Doğan Bey'de çekildi. Baktığınızda da doğal bir plato. Burası yani birçok belgeselin, filmin çekileceği çok özel bir yer olduğunu söyleyebilirim. Demiştim ya, hadi gel köyümüze geri dönelim dediğinizde ve eğer bu köylüyseniz belki artık köyünüze dönemeyeceksiniz. Çünkü artık evler de biraz pahalı. Evet, pahalı. O nedenle hadi gel köyümüze geri dönelim ama buradan ev alabilir miyiz? Onu da bilmiyorum. Çok güzel bir yerdeyim, çok huzurlu bir yerdeyim. Çünkü Anadolu'dayız. Aslında şimdi başladı. Doğan Bey Köyü'ne bu gördüğünüz Arnavut kaldırımlı yollardan geçiyorsunuz. İyi ki de böyle yapılmış bir yollar ve tam ortasında da aslında yamaçta durduğu için yağmur suları veya kar suların akıp gitmesi için, denize kavuşması için çok güzel yine yollar yapılmış. Ben burayı çok sevdim. Bu yolların sonunda çok güzel evler var. Turunç. Bir Adana'da yol üzerinde görürsünüz. Bir de Aydın'da ve ilçelerinde. Ne işe yarar bilir misiniz? Mis gibi kokar. Bir de o pidelerin üzerine veya salatanın üzerine sıkarsın. Çok lezzetli olur. Turunç candır. Sevgili dostlar, sırada Söke'ye has çok güzel bir pidemiz var. Üstelik pidenin üzerine bir de pide daha yiyeceğiz ama o da tatlı olacak. Haydi ustasından öğrenelim.
Ustacığım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sizi tanıyalım. Erkan Dalkağan benim adım. 1980 yılından beri bu işin içindeyiz. 1980'den beri? Evet, kendi mekanımızda çalışıyoruz. Burası kaç yıldan beri var? 1945 yılından beri devam ediyor. Sadece pidici beri olarak. Hep yani. Böyle bu usul mü? Aynen bu usul. Şimdi sevgili dostlar, Söke'de şunu fark ettik. Küçük küçük dükkanlar var. Hepsi çok böyle büyük dükkanlar değil ama hakikaten lezzet volkanı var burada. O kadar lezzetli evet, ki ürünler. Evet. Bunu nerede yaşamıştık? Manisa Akhisar'da da yaşamıştık yine aynı şekilde. Tarihi küçük dükkanlar, nostalji hiç bozulmamış ama lezzetler de bir o kadar güzel. Kime sorsan Karaca suluyum, Aydınlıyım, Sökeliyim. Peki bu Söke'nin pidesi nedir? Bu Söke pidesi. Onu bir anlatabilir misin? Söke'mizin pidesi kıymalı yumurtalı olur özellikle. Söke'de olur. Söke'de evet. Başka bir yerde bulamazsınız. Mesela Söke'den çıktınız, başka bir yere gittiniz. Kıymalı yumurtalı istediğiniz zaman yumurtayı üstüne kırarlar. Evet. Bizim kavrulmuş kıymadan olur. Fırınımızda pişer. Öz yağıyla suyunu atarız onun. Sadece kuru bir kıymamız olur. O kuru kıymamızda domates, maydanoz, yumurta tasın içinde çırpılır. Fırına atılır. Öyle olur. Bir de peynir mi var? Çökeleğimiz var. Eskiden kesik derlerdi. Evet. Şimdi çökelek. Kıymalı yumurtalı karışık yaptığımız zaman da o çökeleği ilave ederiz. Karışık olur. Yani normal pideden farkı sizin harcınız. Söke'nin kendi harcı. Tabii ki. Tabii. O zaman ustam yapalım bir tane Söke efendim. Pidesi yapalım. Hemen efendim. Tatlı olarak ne veriyorsunuz burada? Tahinli pidemiz var efendim. Orada Söke has. Tatlınız da pide diyorsunuz. Tabii yani. Tabii. Tahinli pide, tatlı pide devam edebiliyoruz yani. Peki hala eski usul elle mi açıyorsunuz yoksa değişti mi sistem? Ne oldu? Sistemimiz biraz değişti. Ne oldu abi? Şimdi yeni nesile göre oklavamız. Evet. Eski nesile göre elle açıyoruz. Evet. Elle mi daha makul yoksa oklavayla? Elle. 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 Ama şu anda müşterilerimiz... Niye buna geçtiniz hocam? Çok ince hamur istiyorlar. Evet. Ondan sonra ses, gürültü olmasın pek diyorlar. İstemiyorlar. Fibere mi döndü? Fibere döndü maalesef. Fiber, haydi o zaman. Ama biz bir fiberi bugün kaldırdık. Fiber yapmayacağız. Elle yapacağız biz tabii. Biz elle eski usul yapacağız. Bizim Söke halkı evet. Dışarı gittiği zaman ince hamuru istemiyorlar. İstemiyorlar değil mi? Maalesef. Çabuk soğur bir de ince hamur. Tabii bizimki biraz kalın olur ve lezzetli olur yani hamuru. Her yörenin farklı farklı açışı var. Bizim de bu yöremizin bu şekilde. Haydi o zaman açalım. Bunu. Bu da zaman alır. Elle açmak. Zaman alır. Sanki yaramazlık yapan bir çırağı tokatlar gibi böyle çat çat çat. Ama bir şey söyleyeyim mi usta? Müşteriler de haklıymış. Bayağı ses çıkıyormuş bu çat 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 çat. Ben daha biraz daha yavaş vuruyorum. Normal vurun. Normal şey desibel takalım. Oh. Haydi pidelerimizi yapalım. Daha sonra hikayelerimiz var. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz Söke'mize. Sağ olun. O şeref bize ait. Efendim sizi tanıyalım. Efendim ben pide ustası Ali Küçük. 1945 yılından beri bu nostalji pide salonda hizmet veriyoruz. Üçüncü kuşakız. 1945'ten beri buradasınız bu abi. Bu mekanımız meslek olarak tek Söke'de değişmeyen mekan burası. Yani 45'ten pideci beri pideci, olarak, pideci. Hala pidecisiniz evet, burada abi. Evet pide ustası olarak çalışıyoruz. 1995 yılında
biz devraldık burayı. Evet. Burada rahmetli Şükrü Usta, Salih Usta, Mustafa Usta, Ersun Usta, Lütfü Ustalardan sonra mekanımız bize geçti. Siz akrabalık dereceniz ne Erkan Bey'le? Ben Erkan'ın eniştesiyim. Hani Enka kısaltılmışı. Biz de pideci. Pideci olarak Enka'yız. Enişte kayınço. Dükkanımızda çalışıyoruz. Nostalji mekanımızda. Yüreğinize sağlık. Teşekkür o zaman abi. Artık bir güzel tereyağıyla da yağladığımıza göre pidelerimizi. Pidelerimiz. Söke pidesi nasıl yenir? Evet. Onu da anlatacağım. Ama onun için şu maskeden artık yavaş yavaş kurtulayalım değil mi? Buyurun. Efendim, Türkiye'nin her yerinde kendine özgü pideler vardır. Ama Aydın deyince pidenin adeta başkenti burası. Ve o lezzetin bir de artık tadına bakacağız. Ama şu sesi duyalım mı? Şöyle bir hemen çıtırdama efendim. Sesini. Tabii biz bunları yerken, şimdi Erkan Ustam da ne açacak bize içeride? Tayinli pidemiz abi. Tayinli pide efendim, tatlı niyetine diyoruz. Bu pidemizin finali oluyor. Evet, şöyle. Pidemizin finali oluyor. Şunu göstereyim size bir. Kıymalı yumurtalı karışık pidemiz Türkiye Cumhuriyeti Söke'de olur. Bakın, yumurta içinde var, harcın içinde var. Sonra üstünde konulardan değil, Karadeniz pidesi gibi değil bu. Lezzizdir. İçine koyduğumuz çökelek aroma lezzeti verir. Nostalji bir pidemizdir. Hani şifa niyetine. Niyeti olsun, şifa niyetine olsun inşallah. Konuşamadım ki o kadar lezzetliydi. Bir yandan da sıcak. Yaktı beni ama ağzım bu pide için yansın. Ağzım Söke pidesi için yansın. İnşallah. Çok çok lezzetli. Yumurta da ayrı bir lezzet katmış içinde. Çökelek de çok güzel olmuş. Daha ne olsun, iyi bir pide. En son işte sevgi koyuyoruz içine. Lezzetli zaten olsun diye. Ne eksik diyordum, sevgiyi söyleyemedim. Sevgi de var içinde. Hatta şöyle bir şey de yapabiliriz. Bakın o sevgili olur, dostlar. O da olur. Şöyle hafif ayrı bir aroma. Limon da sıktık. Şunu alıyorum yine aradan. Bakın şu kata bakın kata. Valla Erkan Ustam kaçak kaç çıkmış üstüne. O kadar büyük, güzel olmuş. Ne diyorum biliyor musun sevgili dostlar? Ben bu lezzete bayılırım. Dünyayı ve ülkemizi doğal ve organik ürünler kurtaracak. Bu müesseseyi de 30 yıldır ayakta tutan o doğal ve organik ürünler. İşte o doğal ve organik ürünleri üreten sevgili abim yanımızda. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyalım efendim. Adım Nihat, soyadım Fırat. Öğretmen kökenliyim. Bu köyde doğdum, büyüdüm. 30 yıl önce tekrar köyüme dönüp köyüme yerleştim. Ve o tarihten bugüne de agroekoloji dediğimiz bir tarım modeliyle üretim yapmaya çalışıyorum. Bir modeli açabilir miyiz? Nedir bu model? Bu agroekoloji tarım modeli şu anda şikayet ettiğimiz endüstriyel tarım modeline alternatif bir tarım modeli. Girdi maliyetini mümkün olduğu kadar sıfıra düşürmeye çalışan, hayvansal üretimle bitkisel üretimi bir arada sürdüren, ve yenilenebilir, kendini üretebilir, yerel tohumları kullanan bir tarım modeli. Ve ağırlıkla da küçük aile tarımına dayalı bir tarım modeli. Peki, şimdi burada birçok ürün koyduk evet. Burada aslında sergilemek için. Evet. Neler var burada? Bu dediğiniz modelle hangi ürünleri üretebiliyorsunuz? Şimdi tabii bu agroekoloji aynı zamanda organik tarımı da ihtiva ediyor. Evet. Biz organik pazarlarda hatta ihracat yapabilmek için
köyde 30-50 üreticiyle organik tarım yapmaya başlamıştık. Dolayısıyla sertifikalı yapmak zorunda kaldık. Sertifikasız maalesef organik diyemiyorsunuz. Sertifikalı yapıyoruz bu organik tarımı. Ve bunun organik pazarlarda ürünlerimizi satabilmek için sebze meyve olarak aklınıza gelen her şeyi üretiyoruz. Kiraz başta olmak üzere, üzüm başta olmak üzere. Ve kirazdan özellikle biz, beyaz kiraz değil mi? Beyaz bunun turşusu da çok güzel oluyor. Turşusunu yapıyoruz ve kahvaltıda bunu biz soğanla kavurup sunuyoruz. Çok da lezzetli oluyor. Evet. Reçelini yapıyoruz kirazın, kurusunu yapıyoruz. Sapını değerlendiriyoruz. Çekirdeğini biraz zayıflatır aynı zamanda. Evet, çekirdeğini de değerlendiriyoruz. Onun yağını çıkartıyoruz falan. Ya yani entegre bir meyve gibi. Her şey. Hani derler ya etinden, sütünden, kirazın sapından, evet, kendisinden, çekirdeğinden, her şeyden yararlanıyoruz. Ve bu köyün adı da Kirazlı biliyorsunuz. Yıllardır yani köy kurulduğundan bu yana üretilen bir meyve. Yani şimdi daha değişik çeşitleri çıktı da bizim yerel bir çeşidimiz vardı kara kiraz diye. Onun özellikle reçeli çok değerli. Fransa bize ithal ediyor, yani ihraç ediyor. Biz ithal ediyoruz Fransa'dan. Şu kadarcık şeylerin içinde işte 50 liraya, 40 liraya. Oysa kökleri burada diyorsunuz. Yani bunların işte bir şekilde bu agroekoloji modeli içinde üreticiden tüketiciye zinciri de kısaltarak arada aracılar olmadan bir sistemi oluşturmak zorundayız. O zaman tüketici ürünlerin pahalılığından biz de ucuzluğundan yakınmamış olacağız. Yani üretici hakkını alacak, tüketici de cebine uygun ürünleri tüketebilecek. Yüreğinize sağlık. Siz burada Şirince Kirazlı'da bunu başardınız ve 30 yıldır da devam ediyorsunuz. Evet. Dileriz ki hepimiz bunu başaralım. Köylerde organik ürünler üretebilirim ve yerelde üret, yerelde tüket mantığı da çok hoşuma gitti. Çok güzel bir motto, çok güzel bir slogan. Umarım sizin gibi diğer köylülerimiz de bunu başarır ve geleceği bu doğallık, bu organik ürünler kurtarsın diyorum. O kadar güzeldi ki, o kadar daha çok dinleyeceğimiz hikayeleri var ki, ama bu programın da belli bir süresi var. O süre dahilinde daha farklı böyle güzel güzel şeylere de yer vermek istiyoruz. Siz başardınız Kirazlı'da. Umarım her yer başarır diyoruz ve Anadolu'dayız. Tüm hızıyla devam ediyor. Söke Merkez'de tarihi bir fırın var. 1959'dan beri birbirinden güzel lezzetler var. Ama öyle bir ürünü var ki adı tatlı maya. Peki bu tatlı maya nedir? Nasıl yapılır? Hadi hep beraber ustasından öğrenelim. Ustacığım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sizi tanıyalım. Ben Haldun Arıcı. Fırının 4. kuşak sahibiyim. Babadan, dededen mesleğe devam ediyoruz. Söke'deyiz. Tatlı maya ekmeğimiz meşhur. Nohut mayasından yaptığımız bir ekmek. Senelerdir reçetesini bozmadan bugüne kadar getirdiğimiz bir ekmek. Nedir bu ekmeğin özelliği? Yani şimdi Söke'ye geleceğimi duyan herkes muhakkak gidin o tatlı mayayı çekin. Çok lezzetli. İşte her zaman bulamazsınız. Muhakkak çekin dediler. Bu tarih fırına geldik. Siz de doğal bir ekmek olması. Bunun mayası nohuttan yapılıyor. Evet. 12 saatte fermente oluyor. Ekşi mayalar gibi böyle günlerce süren bir mayalanma süreci yok. 8 saatte fermente oluyor. Ama biraz meşakkatli. Her gün bu mayayı tutmak zorundayız. Günlük mayayla mı yapıyorsunuz? Günlük. Öğleden sonra mayalarımızı hazırlıyoruz. Akşamleyin olduğu zaman ekmeğe çeviriyoruz. Mayanın durumuna göre. Yani ekmek desen tam ekmek değil. Kurabiye desen tam kurabiye de değil. Böyle ikisinin arasında çok lezzetli bir bu ekmek aslında. Tatlı mayayı
aslında tamamlayan öğeler var. Nedir mesela onlar hocam? Yeşil zeytin, evet. Tulum peyniri, çay. Yeşil zeytin, tulum peyniri, çay. Evet. Sevgili dostlar, biz o zaman kahvaltının birkaç tane alalım. Bunun dediğin yeşil zeytin, tulum peyniri ve çayla güzel bir tadına bakalım. Kahvaltı yapın. Kahvaltı yapalım değil mi usta? Bu olmazsa olmazımız. Kesinlikle. Sevgili dostlar, dördüncü kuşak aynı fırında, aynı yerde yıllardır devam ediyorlar. Bu güzel tatlı mayanın sırrını koruyarak devam ediyorlar. Umarım siz de Aydın'a, Söke'ye geldiğinizde muhakkak bu tatlı mayanın tadına bakın. Ama sadece buraya gelmeniz gerekmiyor. Zaten Türkiye'nin her yerine de bu tatlı mayayı kargoyla gönderiyorlar. Alın, yiyin, pişman olmayacaksınız. Mis gibi tatlı mayalarımızı aldık. Şefimizin dediklerini yapacağız. Zeytin, tulum peyniri, kaymak, sıcacık da süt. Haydi gidiyoruz. Sevgili kardeşim, kolay gelsin. Hoş geldiniz Lokman Bey. Vallahi tatlı maya ekmeğimle geldim. Söke'ye has o güzel lezzetle. Aynen öyle. Dediler ki git Cavit kardeşimi bul. O sana ne yiyeceğini gösterir. Sağ olsunlar. Tatlı mayayla geldiyseniz yanında güzel bir tulum peyniri, eski tulum. En az 2 yıllık. Evet. Meşhur süt kaymağımız. Of of of. Yanında of. Zeytin. Ay ay peynir, ay ay. Peynir, sıcak ay. Süt, çay. Daha ne olsun? Olmazsa olmaz. Sevgili dostlar, şöyle söyleyeyim. 20 metrekare var mı burası? Yani yaklaşık belki. Yaklaşık 20 metrekare. Söke'ye gelirseniz sevgili Cavit kardeşimi bulun. 20 metrekare. Onu bulursunuz ama oturmaya yer bulur musunuz onu bilemem. Bozmuyorlar. Kaçıncı kuşaksın sen? Ben dördüncü kuşak oluyorum. Dördüncü kuşak. Evet. Buradasın. Söke'de hemen artık işi dördüncü kuşak devralmış. Çok güzel bir yer. Eski usul. Hani o köylerde, köy bakkalelerindeki o tava yoğurdu var ya. İşte onun devamını hala burada yaşıyoruz. Sizin bu süt kaymağı ve yoğurdun özelliği nedir? Niye bu kadar çok seviliyor? Artık sadece Söke'de değil, tüm Türkiye'de biliniyorsun. Evet, doğrudur. Yani doğal olması, fresh, yani taze yenmesi, yoğurdumuz da tamamen doğaldır. Muhakkak uğramanız gereken küçük bir kahvaltıcı desen kahvaltıcı değil. Sadece burası yoğurtçu desen sadece yoğurtçu da değil. Ya ne burası? Burayı bir tarif eder misin bir reklamcı olarak? Burası lezzet durağı. Lezzet durağı. İşte budur. Lezzet durağı. Evet. Bu lezzet durağında da kesinlikle bu güzel lezzetlerin tadına bakın. Küçük küçük lezzetler de burada baya baya büyüdüler. Küçük dediğim işletmenin kendisi ama lezzetleri çok çok büyük. Geldi mi? Şöyle geldi. Oh. Ben şöyle bu ucundan koparayım mı? Bir de bal koyacağız şimdi. Bal mı? Ya şurada kazandan bak, evet. Bak geliyor. Bu da babamla eşittir bu bal tenekesi de. Kaç yaşında baba? Babam 58 yaşında. Allah sağlık sıhhat versin. Amin. Amin cümlemize inşallah. Şöyle. Hemen kaşık. Ben kaşığa da gerek yok. Peki. Şöyle zaten şey gibi geldi. Ağzımda lezzet tatlamaları var şu anda. Afiyet olsun. Yarasın. Çok lezzetli. Yoğurdumuzun da, zeytinimizin de, tulumun da tadına bakacağız. Böyle bir enerjimizi toplayacağız. Ondan sonra birbirinden daha güzel lezzetli lezzetler çekmeye devam edeceğiz. Sevgili dostlar, o mucizeyi artık kendimce gerçekleştireceğim. Tatlı maya ekmek, şöyle mis gibi süt kaymağımız ve balımız. Yanında tulum peyniri ve zeytinimiz var. Olmazsa olmazımız. Çay yerine de mis gibi sıcacık süt. Siz de süt sever misiniz kahvaltıda?
benim çocukluğum gelir aklıma. Hatta bazen böyle içine çay da koyup İngiliz çayı gibi içerdim. Çok da severdim ama böyle şekerli olacak birazcık. Söyleyeyim. Süt, tatlıma ekmeği, zeytin, tulum ve ballı kaymak. Sadece Söke'ye gelmem için bana artık yeterli. Siz de böyle arabayla geliyorsanız eğer İzmir'den, İstanbul'dan hemen Söke'ye yolunuzu saptırın ve bu lezzetlerin tadına bakın, pişman olmayacaksınız. Ben bu lezzete bayılırım. Sevgili dostlar, Ağaçlı Köyü'ne gideceğiz. Orada birbirinden lezzetli yemekler yapacağız. Dedik ya, Anadolu'dayız, aynı zamanda yol hikayeleri diye. Hazır yoldayken size bir hikaye anlatacağım. Kış vakti, hava o kadar soğuk ki kuş neredeyse açlıktan ölmek üzereymiş. Daha fazla dayanamayıp karda yemek aramaya çıkmış. O kadar çok soğukmuş ki hava, artık dayanamamış, kanatları donmuş ve öylece karın üzerine düşmüş. Hareket edemiyor, kıpırdayamıyor, yardım isteyecek, yardım istemiyor. O esnada önünden bir inek geçiyor ve inek onun üzerine pisliyor. Buna çok sinirlenen kuş, hani imkanı olsa, kanatlanıp uçsa ineği dövecek. O kadar sinirlenmiş. Ama bir süre sonra bakmış ki o ineğin sıcak pisliği yavaş yavaş donan kanatlarını çözmeye başlamış. Sevinçten neredeyse çığlık atmaya başlamış, cik 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 ciyaklamış. O esnada onun sesini duyan bir kedi kuşa gelmiş, yardım etmiş. Onu pislikten çıkarmış, kanatlarını temizlemiş. İşte tam o esnada kediye yardım eden kediye teşekkür edeceği sırada kedi almış onu, yemiş. Aslında bu hikayeden çıkaracağımız çok önemli iki tane ders var. Birincisi, sana düşman görünen herkesi düşmanın sanma. Sana iyilik yapan herkes de senin dostun değildir. Kolay gelsin. Sevgili dostlar, Ağaçlı Köyü'ne geldik. Bu köyün şöyle bir özelliği var. Yol boyunca sağlı sollu böyle teyzelerimin, ablalarımın yaptığı bazlamalar, gözlemeler, börekler, ne ararsan var. Böyle Kuşadası'na doğru giderken burada duracaksın, ekmeğini alacaksın, böreğini alacaksın, sonra yoluna devam edeceksin. Nasıl mı yapıyorlar? Mis gibi. Haydi beraber yapalım. Ve sevgili dostlar, çok şirin bir teyzemin yanındayım. Merhabalar. Sağ olun, merhabalar çocuğum, hoş geldiniz. Hoş bulduk, bir seni tanıyalım bakalım. Ben Emine teyzenizim. Emine teyzem, yaş kaç? 65. Allah sağlık, sıhhat versin. Amin, amin. Ne yapacaksın sen bize bugün? Gözleme yapacağım, bazlama yapacağım, ne yapayım? Ne istiyorsa onu yap. Evet. Bazlama yapsana, bazlaman meşhur mu senin? Evet, evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Sağ olun. Kaç yıldır bu köydesin? Ben 75'ten beri buradayım. Gelin mi geldin sen bu köye? Gelin geldim. Nereden geldin bu? Aslan neresi? Söke'de. Aslan Afyon. Afyon. Evet. Sonra? Söke'de oturuyorduk. Evet. Eşimi güzel görünce... Ne yaptın? Eşini gördün mü? Vuruldun mu ona sen? Ha, elektrik aldım. Nasıl bir elektrik aldın? Söyle bakayım. Ne bileyim, yoram küp küp etti. Çok mu yakışıklı senin mi? Evet. Vay maşallah. Adı ben, ne? O beni beğenmedi ama ben onu beğendim. Vallahi mı? Vallahi. Bir de seni mi beğenmedi? Aa amcama, sen bu güzel
Ya. Annemi nasıl beğenmedin ya? Bir şey söyleyeceğim. Evet. Nasıl tanıştınız? Nasıl gördün? İlk onu nasıl gördün? Onu anlat. Eşimin halası dünürcülük yaptı. Evet. Siz bilirsiniz dedim. Gülmedim. Evet. Oldu işte. Hayır, ilk böyle onu nerede gördün? İstemeye gelirken mi? Eve geldiler bakmaya. Ha, bakmaya geldiler. Ne oldu? İşte önce şey yapmadım. Aha. Sonra baktım öyle yakışıklı bir şey. Oo. Baktın yakışıklı, yakışıklı olur dedin. Yakışıklı kaçırmayayım dedim ben bunu. Var mı çocuk? Ha. 7 taneydi. Allah bağışlasın. Amin. 5 tane çocukla devam diyorsun. Beş, evet. Hala yakışıklı mı sen? Yakışıklı. Hala küp küp ediyor mu kan? Emine teyzem, haydi güzel bize bir bazlama yap. Bu güzel yüreğin gibi olsun. Sağ ol çocuğum. Hamuru açtık. Heh. Haydi yallah gitsin. Vallahi bazlama ekmeği de çok güzel oluyor. Evet. Şöyle size ikram odun ateşinde yan tarafta odunlar yanıyor mis gibi. Evet. Kaç dakika sonra pişer annem? Şimdi bu bir 10-15 dakikaya pişer. Biz de bu ekmekten elektrik alır mıyız? Alırsınız yani. Alır mıyız? Alırsınız, alırsınız. Hadi inşallah, inşallah. İsmi ne demiştim amcanın? Ahmet Türk Ahmet. Yılmaz. Ahmet Türk Yılmaz abi. Sen annemden ilk gördüğünde elektrik almamışsın ama biz çok güzel elektrik aldık ondan. Yüreği güzel onun, yüreği. Sağ olun, sağ çok olun. Çok teşekkür olun, ediyoruz. Bazlama ekmeğimiz pişiyor. Bitti mi? Bitmedi. Daha neler neler bizi bekliyor. Anneciğim merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, siz nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkürler. Sizi tanıyalım. Benim adım Fadime. Fadime. Evet. Kaç yıldır gözlem açıyoruz Fadime ablacığım? 17 yıl falan oldu. Ya evlenirken falan mı başladın yoksa? Yok, sonra. Sonrasında? Evet. Evlenirken yemek yapabiliyor muydun, doğru söylüyorum. Yapıyordum. Peki evet. Bu işletme nereden başladı, nasıl kurdunuz burayı? Burası kahveciydi eşim. Evet. Sonradan ben böyle gözleme falan yapınca... Ha, burayı gözlerim. Kahveden mi çevirdin sen? Evet. Daha mı güzel oldu böyle? Tabii daha iyi oldu. Yani burası kahveyken abla demiş ya bırak sen şu çayı. Ben şurada bir iki gözleme açayım da gör nasıl iş yapılıyor. Açtın iki gözlemeyi patladı evet. Gittim ondan sonra. Evet. O zaman eline emeğine sağlık. Peki sağ ne yapacaksın bize bu gözlemeyi? Bu patatesli kaşarlı olacak. Buranın en meşhur o mudur? Otlu peynirli daha çok meşhur da biz peynirli. Genelde her çeşit yapıyoruz. Patlıcanlı, patlıcanlı kaşarlı. Patlıcanlı kaşarlı da yapıyorsun. Hepsini yapıyoruz. Tamam, bir tane otlu, bir tane de patatesli yapıyoruz. Bu güzel odun ateşinde pişiriyoruz. Ondan sonra tadına bakacağız. Dostlar, Ağaçlı Köyü'nde birbirinden güzel ablam, birbirinden güzel lezzetler yapıyor. Özellikle yol üstünde muhakkak yolunuzu buraya düşürün. Buradaki o güzelliklerin siz de tadına bakın, farkına bakın. Ben burayı çok sevdim. Çok sıcak kanlılar ve her şeyden önce yürekleri güzel. O güzel yürekleri gibi... Bir de çok güzel lezzetleri var. Sevgili dostlar, çok gezdik, çok dolaştık. Dilim döndüğünce size Söke'nin, köylerinin güzelliklerini, lezzetlerini anlatmaya çalıştım. Ama
her güzel şey gibi bu programın da sonuna geldik. Bugünlük de bizden bu kadar. Tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın.